Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 19 Kasım Cumartesi İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana koşularını işlerimizden yorumladım. Ee, şimdi İstanbul koşularına geçelim sevgili dostlar. Çalışmamızı bitirdik. Sizlerin karşısına geçtik. İnşallah düzgün bir program sunarım. Hep beraber kazanırız. Şanslı kalemler bizim ailemizden çıkar diye düşünüyorum. Herkese bol şanslar. Tabii ki videonun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Evet birinci koşuyla itibaren 8 koşu bir program. 6 3. koşudan itibaren start alacak. Ben 1. koşu 1. 4. gayen gelir plaza bir üçlü ay oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tabii kendim de o. deniyorum. Evet Birinci koşumuz saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde şartlı 3 bir mücadele 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre sentetik kumda mücadelesini izleyeceğiz. Altı safkanımız yer alacak. Evet ilk yarışını gayet başarılı bir koşu sergileyerek kazanmasını bilen Halis Karataş da zaten üstünde. E, i̇lk startını Halis de kazandı şartlı 1.400'ü. E, çok rahat bir koşu kazanmıştı. Yine rahat bir koşu kazanacak gibi görünüyor tek ciddi rakip var. O da İkinoğlu Safkan'ımız olacaktır. Yani bir benim Banko ismimdir. Birinci dörtlü yani Banko ile başlayacağım. İkili için iki ile arkasına bağlı bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuza geçelim. Bir meydan iki yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentetik kuma çıkacak. 11 Safkan'ımız yer alıyor. 7 plasa birinci üçlü ayımızda burada start alacak. Evet yarış e, iki Safkan'ın arasında yani şöyle tempo verecek Safkan'ları diyorum. Onlar kim? 10 nolu safkanımız Halis Karataş'ta ve de 5 nolu safkanımız. Yani bu iki safkan çıkıp liderlik isteyeceklerdir. İlk defa kuma çıkacak Cemal Posoyla o da liderliğe katılacaktır. E, kesinlikle önlerde kaçmaya çalışacaktır. Ama buna Halis de e, 11 kul var dışarıdan dolanıp gelip liderliği e, o da isteyecektir. Yaptı son e, yani ilk startında Vera Tabiş de işte start almıştı. Bir ikincilik elde etti. O zaman Akın Sözler'in bindiği safkanımız kazanmıştı. Bir boylu arkasında kalmıştı ama geri gruba da baya bir fark kalmıştı. sevgili dostlar. İkisinin arasında geçen mücadele ikinci de kaldı. Şimdi Halis Karataş'ta ben çok çok etkili koşu gelmesini bekliyorum. Benim ikinci banko adayım 7'li plasajda de, de banko değerlendireceğim. Hatta çiftimizde 1-10 diye değerlendirebiliriz. Yani 2 lira 3 lira da verse e, verdiğimiz parayı 3'e katlamış oluruz. Sevgili dostlar ben deneyeceğim. 10 olu safkanımız bankom arkası 8 ve 9 ikili için önereceğim isimler evet 3. koşumuz 6'lı gayemiz burada start alacak şartlı 5 dişilere mahsus bir koşu 4 Kore İngilizler 1300 metre kuma çıkıyor 12 safkanımız yer alacak yarışa bakıldığı zaman çok surete binecek yani tüm safkanlar yani bazı koşullarında liderlik almış safkanlar var yani liderliği isteyecek safkanlar da çok burada sevgili dostlar yani birazcık zor gördüm ben bu koşuyu İlk tercihim burada benim e, Peligrosa olacak 5 nolu safkanımız İkinci atım 4 nolu safkanımız Ali Yıldız'dan mutlaka Değerlendireceğiz sevgili dostlar Sonradan 6 nolu Elvis Lucky Mehmet Kaya tercihine dikkat diyeceğim Safkanlardan biri mutlaka Kuponumuza yer alacaktır Sonradan 2 nolu Heva herhangi bir patlama yapabilir dikkat Bu aralar çok unutuldu sevgili dostlar dikkatinizi e, çekmeni istediğim bir safkan Heva'yı da ben eksik etmeyeceğim. Bir nolu Melih Hanım ve de 9 nolu safkanımız da Sahrettin Boyraz da 227 günlük ara verse de bu grupta söz sahibi olacaktır. E, buradaki sıralamamız 4, 5, 6, 2, 1 ve 9 şeklinde oluştu. Altılık ayarımızın başlangıç ayındaki sıralamam. Evet dördüncü koşumuz hem beşlik ayarımızda burada start alacak. Handikap 15 dişi ama suç çaşlı Arapların 1400 metre sentri kuma çıkıyor. 15 safkanımız yer alacak. Evet koşuya döndüğümüz zaman yani burada büyük ihtimalle Berkan Çığlay'la e, Ulu Arat e, gruba liderlik yapacaktı. Çünkü ayağına seri bir safkan yaptı. iki koşusunu 1400'e kazandı arkasından 1500'e güzel bir ikincilikte ayrıldı ama birazcık şimdi grup ona ağır gibi görünür ama liderliği de yine alacağını düşünüyorum ben sevgili dostlar. Ee, benim burada ilk tercihim iki nolu Olala olacak. Halis Karataş ile bir yaptılar. Yaptı son iki koşusunda hem çimde hem sentetik gibi 1500'e kazanma başarısı gösteren bir savkanımız. Ee, yani 1500 sentetik Halis Karataş'ta 59 e, kiloyla çok rahat bir birinciyle uzanmıştı. Yine uzanma yakın görüyorum. ilk tercihim 2 iki, Olala. İkinci atım 1 nolu Lucia. Mehmet Kaya tercihine çok çok dikkat diyeceğim. Sonradan 4 nolu Toprak Tutkusu Hakkı Sözen'le. 6 nolu Sapkanımız Hopa'dan Adem Aslan'la. Ve 8 nolu Gülzar Erhan Aktuğ'da bu safkana dikkat. İlk defa kuma çıkacak etkili bir performans mutlaka gelmesini bekleyelim. Safkanların arasında yer alacak. 2, 1, 4, 6 ve 8 benim bu koştaki sıralamam. Evet 5. koşumuza geçelim. Şartlı 3 bir mücadele bizleri bekliyor. 4 yaş Araplar. 2000 sentetik kuma çıkıyor. 9 safkanımız yer alıyor. 4 lig ayınımızda burada start alacak. Evet koşan aslan bilinen e, önde tempoyu belirleyecek. Bir safkan Mehmet Kaya ile bakalım yani tempoyu mu belirleyecek suratımı bindirecek yoksa ben düzlük yarışı yapacağım mı diyecek e, izleyip göreceğiz ama Koşan Aslan'ın bir ihtimal liderlik isteyebilir gibi görünüyor e, benim burada ilk tercihim Turan Şah olacak Akın Sözen tercihine yani bakıldığı zaman e, koşulları koşuları o kadar iç açıcı olmasa da yani yaptığı derecesi koşular 1500 ve 1400'de şimdi uzuna daha yatkın koşan bir safkanımız Turhan Şah Akın Sözen'le benim ilk tercihim. ikinci atım Altınolu Atlı Ahmet Görkem Özellikle 8 nolu halay bu safkana çok çok dikkat diyeceğim sevgili dostlar bomba bir isim ben kupanı da yer vereceğim Ali İnci ile sonradan iki nolu Koşan Aslan ve de bir nolu Cuda diyerek buradaki sıralamamız dört altı sekiz iki ve bir şeklinde oluştu. Evet 6. koşumuz handikap 16-1 mücadele 4 yukarı Arapların 1500 metre sentilik kuma çıkıyor. 12 safkınımız yer alacak. Evet burada benim ilk tercihim 5 nolu koşan Efe Erhan Atlu ilk defa buluştuğu yaptığı iki koşusu da çok başarılıydı. Ee, yani birazcık mezaba kısalsa da ben e, yarışı kısaya da çevirebilir bu safkan Erhan Aktu'da. 5 nolu koşan Efe benim ilk tercihim ikinci atım 7 nolu Gürboğa Metin Hamidi ile. Sonradan 9 nolu Karagül Bey'i Adem Aslan'la ve de 10 nolu Keskin Ali Yıldız'a bomboş güle yakalamış. Çok dikkat 5, 7, 9 ve 10 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu sevgili dostlar. Yani bir tane safkan var burada böyle gözüme çarpıyor sevgili dostlar. Yeri olan arkadaşlar bu çakıl Akın Sözen tercihinle gerçekten yani sürpriz bir isim değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Bütçemiz doğrultusunda. Son iki koşumuzda da zaten iki tane banko adamı var. Bir tanesi büyük ihtimalle e, yani herkes buna yığılacak. Yani yüzde yetmiş, yüzde seksen de e, banko olarak çıkabileceğini düşünüyorum. Bizim de bankomuz olacak. O da yedinci koşuda bir meydan koşu. iki yaşlı İngilizler 1400 metre sente kuma çıkıyorlar. On bir yer alacak. Bu da Ali Yıldız'la bankomuz olacak. Alpaslan Bey yaptığı başarılı koşuların ardından yani yaptığı 4 tane üst üste dördüncülük var. Grubu da uygun yakalamış bence. Alparslan Bey, Ali Yıldız da bu grubu geçmesini bekliyorum. Benim banko adayımdır. Arkasına 9 ile 8 ne olsa ciddi bir rakipleri olacaktır sevgili so, Bunu da dile getireyim. Bir bankom arkası 9 ve 8 ikili için önereceğim isimler olacak. Evet 8. koşu şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik. 18 sapkanımız yer alacak. Evet burada sürpriz bir isim. Ben banko değerlendireceğim. Güveneceğim. Yani iki koşuyu da son iki ayada ben e, yani hem e, heyecan yaşayacağız sevgili dostlar. Hem de ben e, geleceğini düşünüyorum. Bakalım inşallah e, kafamdaki koştuğu gibi koştuğu takdirde yarışı kazanma ben de çok çok yakın görüyorum. O da kim? 10 Tümür Tümurkan olacak. O da Görkem Özçelik tercihine ben etkili bir performans gelecektir bu grupta söz sahibidir aslında grupta onun için yani uygun gibi görüyorum. Bir tek 6 günlük arası var. 6 gün aradan sonra yakalamış bu grubu. Ben 10 Timurkandan yarın çok etkili bir koşu gelip koşuyla yine çevirmesini bekliyorum. Benim banko ismimdir. banko olarak değerlendireceğim. Evet ikili için burada önereceğim 4 ve 2 nolu Çakır Yıldızı diyeceğiz sevgili dostlar. 10 banko markası 4 ve 2 benim ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet İstanbul için sizlere aktaracağım programın buydu sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dile tüm sevdiklerinizde hem Adana hem İstanbul programı için herkese bol şanslar sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.